Selam dostlar, yeni bir videonun hepinize merhabalar. Bu videoda hem fiyatıyla ve bence birazdan teknik özelliklerini söylediğimde gerçekten performansıyla da kullanıcısını fazlasıyla mutlu eden bir tablet modeli olan Honor Pad X9 tabletiyle karşınızdayım dostlar. Tabii ki videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için de zil sesini açmayı unutmayın. Ortalama bir ay önce satın aldığım bir tablet modeliydi ki Teknos üzerinden 5499 artık 5500 TL civarında bir kampanyalı fiyatıyla satın aldığım bir tablet modeliydi. Tabii ki ben bu ürünü alırken bir öğrenci indirimden yararlanamadım. O yüzden arkadaşlar hani bu cihazı direkt normal lansman fiyatı üzerinden aldım. Ama şunu söyleyebilirim ki öğrenciler eğer bunu almak isterlerse daha indirimli fiyatlardan yararlanabiliyorlar. Onu da paylaşmış olayım. İsterseniz önce cihazın teknik özelliklerini bir yer verelim. Ondan sonra kutusundan neler çıkıyor? Onları bir söyleyelim. Ondan sonra da kullanıcı deneyimlerimi sizlerle paylaşarak videoyu sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar teknik özellikler noktasına geldiğimizde ekran konusunda 11,5 inçlik 2000'e 1200 piksellik bir çözünürlüğe sahip dostlar ki gerçekten ekran kalitesini fazlasıyla beğendim. Tabii ki bu ekran deneyimini daha da güzelleştiren bir donanımsal özellik de var. O da 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran teknolojisi var arkadaşlar. Gerçekten tableti dik bir şekilde tuttuğunuzda bu şekilde çok rahat bir şekilde hızlıca sayfaları kaydırabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten 120 Hz bir ekran çözünürlüğüne sahip olması ki orta segmentte yer alan ve bu fiyatlar bandında yer alan bir tablet modeli için bence çok değerli bir özellik. Honor'a da buradan teşekkürlerimizi sunmuş olalım. 400 nit ekran parlaklığına sahip. Yani güneş altında belki çok iyi deneyimler kazandırmaz size ama kapalı ortamlarda fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum. İşlemci konusunda Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisine sahip. Adreno 610 GPU'ya sahip olan bu cihazımız 8 çekirdekli bir işlemciye sahip ve 4 GB'lık bir RAM desteği var ama hafızasını kullanarak, sanal RAM'i kullanarak daha doğrusu 3 GB daha burada ekleyebiliyorsunuz. Totalde 7 GB'a kadar bir destekleme özelliği sahip. Kamera konusuna geldiğimizde ki tabletlerde çok kameralarla ilgili yorum yapmak çok doğru olmaz. Sonuçta bu bir çekim tableti değil. Yani sadece görüşmelerde size yeteri kadar destek versin. Arada da böyle ufak tefek küçük resimler çekme konusunda üzmesin. Yeterli ki zaten özelliklere baktığımızda da hani orta segmentteki bir tablet modeli için yeterli bir kamera performansı var. Arka kamera ve ön kamerada da olsa 5 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü var ki tabii ki ön kamera konusunda şunu söyleyebilirim ki dostlar şöyle tableti elime alayım. Mesela biz iPad'lerde şu sorunları yaşıyoruz. İşte kamera burada oluyordu ve biz bu şekilde ürünümüzü koyduğumuzda görüşme burada olduğu için böyle yüzümüz yamuk yumuk çıkıyordu ama dostlar buradaki 5 megapiksellik kamera tam ortada yer aldığı için şu şekilde tuttuğunuzda çok rahat bir şekilde zoom görüşmelerinizi ya da varsa konferans görüşmelerinizi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle koyalım. Evet, teknik özelliklere devam ettiğimizde batarya konusunda gerçekten fazlasıyla memnun edici bir sonuçla karşılaşıyoruz. 7200 mAh'lik bir kapasiteye sahip ki dostlar hızlı şarjda destekliyor buyurun ama kutudan hızlı şarj çıkmıyor. Onu birazdan bahsedeceğim. Gerçekten çok felaket bir şarj adaptörü koymuşlar. Düşman başına diyebilirim. Şimdi buradaki batarya kapasitesi dostlar özellikle benim hani kullanıcı deneyimlerini daha detaylı anlatacağım ama kullandığım dönemlerde özellikle arkadaşlar aktif kullandım dediğim yani şöyle söyleyeyim mesela günde en az 1-2 saat ya da 3 saat böyle içerik izleyerek kullandığımda dostlar ortalama 3 gün bazen 4 gün kadar falan dayanıyor ki bu da bence yeterli bir süre yani bir tablet için yani zaten hızlı da şarj olabiliyorsa dostlar hani akşam koyuyorsun zaten sabah şarj oluyor. O yüzden hani bu 3-4 günlük şarj performansını ben yeterli buldum kendi açımdan ama sürekli bir şey izlersek cihazı sürekli yorarsak oyun falan oynarsak muhtemelen bu 3-4 günlük süre ortalama 1,5-2 güne inebilir. Onu da paylaşmış olayım. Bağlantı konusunda Bluetooth 5.1 bağlantısına sahip. Yani o konuda da gerçekten başarılı ki dostlar bu tableti belki de diğer birçok tabletin ayıran ve aslında bu tableti bir iş tabletinden daha fazla bir sinema, bir görsel zevk tablet haline getiren bir teknoloji var dostlar. 360 derecelik sinematik ses desteği olan 6 hoparlörlü bir yapı var dostlar. Yani bu cihazın üzerindeki 6 hoparlör gerçekten sizi bir sinemada olduğunuzu hissettiriyor. Yani mesela bugün televizyonlarda ev sineması olsun diye böyle hani harici hoparlörler alıyorsunuz ya bu cihazdaki 6 hoparlör arkadaşlar hemen hemen o işi görüyor ki bunu gerçekten deneyimlediğimde böyle sanki arkadan sesler geliyordu. Özellikle vurdulu kırdılı filmler ya da bilim kurgu filmlerinde. Yani bunu gerçekten çok güzel başarmışlar. Ben 4 hoparlörlü bir Tab A7 kullanmıştım. Samsung Tab A7. Onda da gerçekten izlediğim içerikler konusunda gerçekten başarılı deneyimler yaşatmıştım. Buradaki 6 hoparlörde gene aynı şekilde arkadaşlar böyle onu yaşatıyor onu söyleyebilirim. Yazılım noktasında da arkadaşlar
Android 13 üzerine kurulu olan MagicOS 7.1 işletim sistemi var ki bu cihaz dostlar Android tabanlı bir cihaz ki Android güncellemeni de almaya da devam edecek. Muhtemelen Android 14'ü de alma ihtimali var. Onu söyleyeyim ama 15 ile ilgili çok yorum yapamıyorum. Onunla ilgili de bir bilgi alırsam videonun altına paylaşmaya çalışırım. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda piyasada güvenli satıcılarda internet üzerinden 5500 TL civarında bu ürünü çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Cihazın teknik özellikleri bu şekilde. İsterseniz hızlıca bir kutusuna bakalım. Sonra da kullanıcı deneyimlerini sizlerle paylaşalım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ince bir kutuyla geliyor ama ince olmasına bakma, içinde adaptör çıkıyor ama keşke çıkmasaydı diyebilirim. Evet, şu şekilde bir açayım size. Bu şekilde arkadaşlar bir poşetimiz çıkıyor. Ondan sonra bu şekilde iki tane kutu çıkıyor. Bu kutunun içinde evrakları ve arkadaşlar şarj istasyonları var. Şu şekilde söyleyeyim. Evet. Şurada kabloyu da çıkarayım. Evet. Bir ucu Type A, bir ucu Type C olan 1 metrelik normal bir kablo ki ben bunu hiç açmadım. Çünkü evde trilyon tane Type C var. Evet arkadaşlar. 7200 miliamperlik bir bataryaya sahip bu tableti arkadaşlar. Honor demiş ki sen demiş bunu 10 wattlık bir şarj adaptörüyle şarj etmeye kalk demiş ki bu konuda da gerçekten kullanıcısına böyle alay ediyor demeyeyim ama yani birazcık böyle bir ne yaptığını anlam veremedim ben. Hani hangi amaçlı bu 10 wattı koyduğunu bilemiyorum ama 10 wattlık bir adaptörle dostlar bir haftada zor şarj edersiniz. Biraz da abartarak söylüyorum. O yüzden bu adaptörü asla kullanmayın. Ben de kullanmıyorum. Evdeki 20 watt 30 wattlarla çok rahat bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Kutunun içinde başka bir şey çıkmıyor dostlar. Dediğim gibi burada böyle kullanım kılavuzları falan çıkıyor. Onun dışında da başka bir şey yok. Yani şöyle kutuları direkt bir kenara alalım. Ondan sonra kullanıcı deneyimlerimizi devam edelim. Gelelim kullanıcı deneyimleri konusuna arkadaşlar. Evet, ben bu cihazın arkadaşlar işlemci performansını beğendim. Evet, oyun amaçlı kullanmadım. Ben onu söyleyeyim. Yani bunda ben oyun falan oynamadım. Seriliğini, akışkanlığını fazlasıyla beğendim. Bayağı da bu uygulama yükledim dostlar. Yani o konuda da bir donma, kasma ya da çalışmama gibi bir şey yapmadı. O yüzden de gerçekten hani işlemci performansı bence seviyesi ve fiyatıyla karşılaştığımızda yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ekran çözünürlüğünün arkadaşlar iyi olması ve 120Hz'lik bir ekran tazeleme oranına sahip olması dostlar bu şekilde tableti dik tuttuğunuzda böyle sayfalar arasında aşağı yukarı çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde kaymanızı imkan veriyor. Ben özellikle bunu böyle haberlere bakmak istediğim ya da internette bir şey aramak istediğimde bu şekilde dik tutuyorum ve böyle kaydırarak çok rahat bir şekilde sayfalarıma bakabiliyorum. Onun dışında dostlar ses performansını dediğim gibi gerçekten çok beğendim. Yani sinema deneyimini size yaşatıyor 6 hoparlörle birlikte. Gerçekten bu konuda da güzel bir çalışma yapılmış bu cihazda. Ürünün malzeme kalitesi çok güzel ki özellikle arkadaşlar arkasının böyle alüminyum olması, yanlarında gene aynı şekilde çizilmeye çok da dayanıklı olmayan bir alüminyumla gelmesi çok değerli. Ekran kasa oranını yani birazcık eleştirmek de istemiyorum ama yani gayet seviyesi yeterli arkadaşlar. 5000 TL'lik bir tabletten bahsediyoruz. Yani ekran kasa oranı da bence çok başarısız değil. Üründe arkadaşlar beğenmediğim ve daha doğrusu yani olsa da olurdu, keşke olsaydı dediğim özellikle öğrenci kardeşlerimiz ya da bu cihazı iş için kullanacak arkadaşlarımız için bir kötü haberim var. Kalem desteği yok dostlar. Yani bunda bir kalem desteği olmadığı için de siz buradan bir şey çalıştığınızda, bir not açtığınızda, PDF dosyası açtığınızda üzerine bir not alamayacaksınız, çizim yapamayacaksınız. O yüzden kalem desteğinin olmaması, yani harici bir kalem desteğinin dahi olmaması bence başarısız olmuş. Onu paylaşmış olayım. Google işletim sistemine sahip olması gene aynı şekilde uygulamaları çok rahat bulabilmenize vesile oluyor. Bu konuda başarılı. Ki sadece bazı uygulamalarda onu söyleyeyim. Bu cihazın ekran kasa boyutlarında çok entegre olmadığı için böyle dik tutamıyorsunuz dostlar. Yani bu şekilde şey yapamıyorsunuz. Mesela bunlardan bir tanesi Blue TV. Yani ben mesela yan bu şekilde izlemek istediğimde sayfa dik çıkıyor. Önce bunu dikey olarak seçeceğim ki büyüt dediğimde ancak yatay öyle oluşacak. Bu konuda bazı uygulamalarda böyle başarısız. Ama onun dışında dediğim gibi yani Google işletim sistemine sahip olması ve güncel bir şekilde de birçok uygulamaya sahip olması gene aynı şekilde burada yeterli. Son olarak da dediğim gibi bu cihaz bir iş tableti ya da bir çalışma tabletine daha çok aslında bir sinema ya da bir ders dinleme yani içerik izleme tableti. Dostlar onu da ayrıca paylaşmış olayım. Honor Pad X9 ile ilgili deneyimlerim ve düşüncelerim bunlar. Sizler bu tablet hakkında ne düşünüyorsunuz ya da 5000 ile 5500 TL arasında hangi tablet modellerini öneriyorsunuz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.